Neler söylüyorsunuz? Durumu ciddi mi? Hangi hastanede? Tamam, tamam hemen geliyorum. Aman Allah'ım. O Hakan'a bir şey olmasın, sonra ben ne yaparım? Ay! Ay kusura bakmayın, hemen çıkmam lazım. Tabii, anlıyorum. Ama panik yapmanıza gerek yok. Hakan Bey'in durumu gayet iyi. Siz nereden biliyorsunuz? Bu ufak kazanın olması için bir yardımım oldu diyelim. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Tabii ki. Ne dediğinizin farkında mısınız? Bunu da nasıl yaparsınız? Sen nasıl? Siz bir canisiniz. Neden? Yeter be! Biraz sakin ol. Sakin mi? Sen delirmiş olmalısın be. Bunu da nasıl yaparsın? Eğer ona bir şey olursa seni yaşatmam, anlıyor musun? Yaşatmam! Simge Hanım, bir dakika dinleyin mi? Ben burada size yardım etmeye çalışıyorum. Siz de bana nasıl davranıyorsunuz canım? Yardım mı? Bana böyle mi yardım ediyorsunuz? Evleneceğim adamın başına bunları getirerek mi? Sizin evlenmek istediğiniz ama bir türlü sizinle evlenmek istemeyen adam diyelim şuna. Çekil yolumdan ya, hemen hastaneye gitmem lazım. Simge Hanım, şimdi beni iyi dinleyin. Hakan Bey bir şey olduğu falan yok. Sadece hafızasında küçük bir problem var, o kadar. Eğer bunu zekice kullanabilirseniz, işte o zaman o istediğiniz imzaya hemen kavuşabilirsiniz. Şimdi beni anladınız mı acaba? Tüm bunları niye yapıyorsunuz? Sizin mutluluğunuz için diyelim. Olamaz mı? Her şeyi Nana'nın pes edip oyuncaklar ülkesine dönmesi için yapıyorum. Şapşal kadın! Yoksa bana ne senin mutluluğundan? Volkan, nasıl? Hayati bir tehlikesi yok. Doktorlar yanında. İçeri sokmuyorlar. Ne olmuş peki? Şantiyede bir kaza geçirmiş. Peki doktorlar bir şey söylemiyorlar mı? Ya daha bir şey demediler. Sakin ol Simge. Bak birazdan odadan çıkarlar, öğreniriz. Yine de ucuza atlatmış. Birazdan uyanır. Yakınları burada mı? Koridorda bir arkadaşı bekliyordu. Uyandığında ağrısı olabilir, bir ağrı kesici yaparsınız. Tamam. Tamam Simge, tamam. Hakan'a bir şey olursa ben yaşayamam Volkan. Aman Simge, nasıl laf o öyle? Tabii ki bir şey olmayacak. Hep bir şeyler bizim başımıza gelmek zorunda. İşin tuhaf yanı, kazanın nasıl olduğunu kimse görmemiş. Tahmin ederim. Ne? Yani kimse görmemiş mi? Gören olmamış. Hayır, yani... Pardon. Geçmiş olsun. Şantiye şefi onu inşaatın birinci katında kendinden geçmiş halde bulmuş. Bunu ödeteceğim ama onlara. Doktor Bey, buyurun. Lütfen söyleyin. Bizden hiçbir şey saklamayın. Durumu nasıl? Sakin olun. Telaşlanacak bir şey yok. Tüm tetkikleri yapıldı. Önemli bir şey yok. Kafasına küçük bir darbe almış, o kadar. Ama içiniz rahat olsun. Sadece... Sadece ne? Bazı şeyleri hatırlayamayabilir. Nasıl yani? Kafasına aldığı darbeden ötürü geçici bir hafıza kaybına karşı hazırlıklı olmalıyız. Ancak zamanla düzelecektir. Onu görebilir miyiz? Evet ama lütfen hafızasını yoracak sorular yöneltmeyin. Biraz sabırlı olun. Tabii, hadi tabii, canım. Tabii. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hastayı fazla yormayın lütfen. Tamam. Hakan'cığım, beni hatırladın mı? Ben Simge. Simge mi? Nişanlı. Hani kızım var, Özge. Öyle mi? Allah bağışlasın. Cümlemizinkini. Sırası mı şimdi? Hakan, ne haber dostum? Ben Volkan. Çocukluk arkadaşın. İş ortağın. Hani hatırlıyor musun? Ortaokulda yan sınıfla maç yapmıştık da sen iki, ben de üç gol atmıştım. Hatırladın mı? Sonra da iyi şampiyonu olmuştuk. Neler saçmalıyorsun? Görmüyor musun? Bir şey hatırlamıyorum. Hiç korkma tatlım. Doktor bunun geçici bir durum olduğunu söyledi. Ha, abi hatırlıyor musun? Hani şeyde... Ay Volkan, aşk olsun ya. Yormasana Hakan'ı. Aşkım, her şeyin üstesinden beraber geleceğiz. Ne de olsa ben senin nişanlınım. Bunu unutma yeter.